Çünkü Avrupa Birliği Türkiye'nin depo olmasını istiyor. Ne deposu olmasını istiyor? Göçmen deposu olmasını istiyor. Evet. Türkiye güvenliğini sağladığı için, sınırlarını sağladığı için. Evet. Türkiye güvenliğini sağladığı için, sınırlarını sağladığı için. Sessiz istila filmini fonladılar mı? Kim fonladı? Adam kendisi ben fonladım diyor. Böyle bir şey. Şimdi var. Yargının yapması gereken şu. Ruşen Çakır gibi sen de Amerika'daki bir takım Türkiye'yi karıştıracak vakıflardan mı para aldın? Bilginiz yoksa var mı sen, Sayın Bakan? İşte ben bundan hepsi çıkacak. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adam. Eser Safi'nin bu kadar basit. Hı hı. Adam yerine koymam. Ve kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık. İstihbarat elemanı olduğu apaçık belli. Hiç böyle girmem. Hiç. Bu ağır hakarete sükunetle cevap verir. Ancak burada Soylu'nun yapmış olduğu hakaret benim sadece şahsımla ilgili değil, çok daha ağır ve doğrudan Soros çocuğu, operasyon çocuğu diyerek ailevi bir boyutu kapsıyor. Ben yarın Zafer Partisi Genel Başkanı olmanın dışında Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma, silahsız. Süleyman Soylu'ya buradan sesleniyorum. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurum varsa saat 11'de beni kapının önünde bekle. Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum. O zaman göreceğiz. Kim Soros'un çocuğu, kim operasyonun çocuğu. Saat 11'de erkek sen orada bekle. Sen don lastiği satarken ben akademide ders veriyordum adam. Ben geliyorum. Hadi kapının önüne çık. Süleyman, kapının önüne gel. Korkak herif. Kapının önüne gel. Televizyona çıkıp küfretmek, benim aileme küfretmek senin haddine mi? Hadi gel bakayım oraya. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Geliyorum Süleyman, bekle. Beni götürün. Bu ne demek? Ben tek başıma geleceğim. Ben tek başıma geleceğim. Mesele ne? 27 Haziran 2022 günü, yani bugün saat 08, 4 Temmuz 2022 saat 08 saatler arasında Hatay Valimiz Sayın Rahmi Dolan Doğan Beyefendi'nin kararıyla, onayıyla bir hafta süreyle Hatay ili ve genel toplantı, gösteri yürüyüşü ve buna benzer etkinlikleri yasaklanmasıyla ve ertelenmesiyle ilgili almış bir karar gereği görevli verdiği. Neyle ilgili bu yasak? Yaşamayla ilgili. Mesela burada yaşayabilir miyiz? Açlık grevi yapmayacağız. Basın açıklaması da yapmayacağız. Sınav çadır da kurmayacağız. Bildir de dağıtmayacağız. Afiş de asılacağız. Yaslama da yapacağız. Bunlar değil. Bunların hiçbirisini yapmayacağız. Genel başkanım. Yapmayacağımıza göre yürüyelim. Öncelikle üslubunuzun bu kadar nefret diliyle olması. Ne olması pardon? Nefret. Nefret dilini üslup olarak benimsemeniz. Herkes tarafından nefret edildiğinizi ima ettiniz. 20 yıldır siyasetin içinde olduğunu söylüyorsunuz. 20 yıldır sevilmeyen adam rolündesiniz. Ve hani burada hiç mi öz eleştiride bulunmuyorsunuz? Böyle nefret diline sahip bir siyasetçi nasıl birleştirici bir tutuma sahip olabilir? Bunun dışında imla kurallarına eğer ki danışmanınız hakimdeyse de yardımcı olmak isterim. Şimdi ben salağa salak derim, taraf muamelesi yaparım. Mesela sen bir tarafsın, tamam mı? Diyorsun ki nefret dili kullanıyorsun, 20 yıldan beri yeterince nefret edin. Hadi canım sen de, tamam mı? Hadi canım sen de. Kim benden nefret ediyor lan? Kim benden nefret ediyor? Bak benden kim nefret ediyor biliyor musun? Benden FETÖ'cüler nefret ediyor. Benden PKK'lılar nefret ediyor. Benden Atatürk'ten nefret edenler nefret ediyor. Canları cehenneme! Canları cehenneme! Hocam, ben de onlardan hocam, nefret tamam, ediyorum. Birazcık daha, birazcık daha. Anladın mı? Ben de onlardan nefret ediyorum. Şimdi siyaseti takip eden insanlar, ben de bir siyaset uzmanıyım. Ben de sosyal medya içerik uzmanıyım. Biraz gündeme bakıyoruz. Gündemde bu gidiyorsa ona göre video çekelim diye. Siz de şu anda hani alırı var, karşılığı var diye mi mülteci konusunu gündeminizde tutuyorsunuz? Siyaset bilimi okudunuz herhalde abi. Yok, sinema televizyon mezunu. Evet. Ben de bir siyaset uzmanıyım. Sakın siyaset yapmayın bu yaklaşımla. Bakın şöyle, ya bir dinleyin lütfen, tamam. Sonuna kadar. Hayır, bakın, hayır, hikaret etmiyorum. Siz benim bakın siyasetten anlamadığımı söylüyorsunuz. Lütfen bu üslupla bana cevap vermeyin. Ben sadece soru sormak için buraya geldim. Tamam. Siz de soruma cevap verecekseniz verin, vermeyecekseniz vereceğim. Ben bu soruya cevap vermek istemiyorum deyin. Vermeyeyim. Bana hakaret edemezsiniz. Niyet okuması yapmayın Sayın Genel Başkan. Lütfen rica ediyorum. Abdurrahman Bey, bir soru sordunuz, nasıl cevap vereceğimi ben belirlerim. Bana bir hakaret ederek hakaret siz etmiyorum. Bir şey belirleyemezsiniz. Hakaret siz etmiyorum siyaset size yapmayın diyemezsiniz. Ben size söylüyor muyum? Siz siyaset yapmayın diye. Lütfen. Ben, hayır, lütfen. Ha. Soruma cevap verecekseniz verin vereceğim, Sayın Genel Başkan. Vereceğim arkadaş. Vermeyecekseniz, lütfen ben cevap vermiyorum deyin. Beni itham ederek soruma cevap vermeyin lütfen. Tamam. Buyurun.
Elemanın bir tanesi AVM'de koşturuyor bir o yana bir bu yana elemanla çarpışmış. Dedi ki ya kusura bakma kurban oldum dedi. Hanımı kaybettim da dedi. Onu arayayım onun için çarpıştık. Adam dedi ki aa ne tesadüf dedi. Ben de dedi eşimi kaybettim dedi. Ben de onu arıyorum dedi. Sen de kusura bak. Bizimki dedi ha öyle mi dedi. Eşinin dedi bir fotoğraf motoraf varsa dedi şeyde de dedi. Görürsem onu diyeyim ona danışmanın orada beklesin seni de birbirine yardımcı olalım. Adam eşinin cüzdanından fotoğrafını bir gösterdi var ya. Arışın öyle yanaklar, dudaklar, gözler yemyeşil. Ya böyle bak ya. Adam beyefendi dedi senin eşini de göster de fotoğrafını dedi. Ben de la dedi siktir et benimkini dedi biz ha bu ne arayalım dedi.